Merhaba çocuklar. Dersimiz hayat bilgisi. Hayat bilgisinden de iki tane konumuz var bugün. Biri Atatürk'ün hayatı, diğeri de milli ve dini bayramlarımız. Atatürk'ün hayatıyla başlayalım. Atatürk bizim önderimiz, ülkemizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bizim kahramanımız. O yüzden Atatürk'ün hayatını bilmemiz, öğrenmemiz önemli. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu çocuklar. 1881 yılında Selanik'te doğdu. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı ise Ali Rıza Bey'di. Bir de kız kardeşi var Atatürk'ün. Hepsini buradan söylemiyorum bu arada. Söylediklerimi de dinleyin aynı zamanda. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Bey. Ali Rıza Efendi ya da Ali Rıza Bey. Bir de Atatürk'ün kız kardeşi var. Kız kardeşinin adı ise Makbule Hanım. Çocuklar, Atatürk birçok okul okudu. Askeri okullar okudu. Çok da başarılı bir asker oldu. Hep asker olmak istiyordu zaten. Çocukluğundan beri asker oldu. O yüzden çok çalıştı. Dediğinde askeri okulları okudu, bitirdi. Çok başarılı bir asker oldu. Ve ülkemizi düşmanlardan kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Ve yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Yurdumuz içinde birçok yenilikler yaptı. Ve 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetimizi ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ama maalesef 10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ümüz hayatını gözlerini kapadı. Atatürk'ün anıt mezarı çocuklar Ankara'da Anıtkabir'dedir. Bunu zaten daha önce de söylemiştim biliyorsunuz ki. Cumhuriyetimizi kurdu. Cumhuriyetimizi kurduğunda Atatürk bizim ilk cumhurbaşkanımız oldu. Arada o kadar çok şey yaptı ki yani hani şu anda ben ara ara hep söyledim bunları zaten size. Dediğim gibi Atatürk tekrar ediyorum en baştan alıyorum. Atatürk bizim ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı ise Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk askeri okulları okudu, çok başarılı bir asker oldu ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Ülkemizde düşmanlar vardı, yurdumuzu düşmanlar sarmıştı. Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Yurdumuz düşmanlardan kurtardı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. İlk Cumhurbaşkanımız oldu. Yurdumuz için birçok yenilik yaptı. Yurdumuzu geliştirdi. Ama maalesef az önce dediğim gibi 10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Şu anda Atatürk'ün anıt mezarı Ankara'da, başkentimiz olan Ankara'da Anıtkabir'de bulunmakta. Tamam. Atatürk'ümüzün hayatı böyle. Altta etkinlikte 4 tane soru var. Hemen onları da hem cevaplayıp hem söyleyelim hem de bir tekrar etmiş olalım. Atatürk nerede doğmuştu? Atatürk Selanik'te doğmuştu. İkinci soru, annesinin ve babasının adı neydi? Annesinin adı Ali Zübeyde Hanım, babasının adı ise Ali Rıza Bey'dir. Ya da Ali Rıza Efendi diye de geçer. Bir de kız kardeşi vardı, Makbule Hanım. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açıldı? Çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Mustafa Kemal Atatürk açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aslında biz açıldığı günü çok coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Özellikle sizlere armağan edildi bugün. 23 Nisan gününde, 23 Nisan 1920 gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Peki bizim ilk cumhurbaşkanımız kim oldu? Az önce söylemiştim. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra ilk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk oldu. Milli ve dini bayramlarımıza geçelim çocuklar. Kutladığımız bayramlarımız var. 5 tane milli bayramımız, 2 tane de dini bayramımız var. Ben okulda size anlatırken de, daha önce bahsederken de şöyle söylemiştim. Milli bayramlarımızı okulda kutluyoruz genelde. Çok coşkulu bayraklar asıp süslüyoruz okulumuzu. Her yeri bayraklarla süslüyoruz. Dini bayramlarımızı ise evde kutluyoruz. Dini bayramlarımızda büyüklerimizi ziyaret ediyoruz.
sevdiklerimize, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza gidiyoruz. Onlarla paylaşımımızı artırıyoruz. Milli bayramlarımız neler? Milli bayramlarımız 1. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. 29 Ekim, birazdan bu bayramları tek tek açıklayacağım. Şimdi sadece isimlerini söylüyorum. Milli bayramlarımız 1. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 3. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 4. 30 Ağustos Zafer Bayramı. 5. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Dini bayramlarımız ise Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'dır çocuklar. İki tanedir, Ramazan ve Kurban Bayramı. Az önce dediğimiz gibi milli bayramlar bizim milli duygularımızı güçlendirir. Milletçe bizim birbirimize bağlanmamızı sağlar. Coşku verir bize. Biz ne yaparız bu bayramlarda? Hep birlikte hazırlanırız. Şiirler ezberleriz. Oyunlar yaparız. Oyunlarla hazırlanırız. Sınıfımızı, okulumuzu süsleriz. Caddeleri, sokaklara bayraklar asarız. Dedik bu bayramlarda. Dini bayramlarda ise sevdiklerimize, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza olan sevgimizi artırır. Bazen hani uzak yerlerde olan akrabalarımız vardır. Onlar gelir bizleri ziyarete. Paylaşmayı, yardımlaşmayı öğreniriz. İşte ne yaparlar büyüklerimiz? Genelde tatlı yaparlar, baklava yaparlar, ikramlarda bulunurlar. Çocuklar harçlık toplar, değil mi? Dini bayramlarımız da böyle olur. Dostluklarımızı arttırır bizim bayramlarımız. Şimdi milli bayramlarımızdan açıklamaya başlayalım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla Atatürk halkın kendi kendini yönetecek kişileri seçmesini istiyordu. Yurdumuz düşmanlardan kurtuldu ya, yurdumuz düşmanlarından kurtulduktan sonra artık denildi ki bu böyle olmaz. Halk, önceden padişah vardı biliyorsunuz ki, halk seçmiyordu padişahı. Dedi ki Atatürk, halk kendi kendini yönetecek kişiyi seçmeli. Kim yönetici olmak istiyorsa başvurur. Halk da kendini kim seçecekse onu başkan olarak seçer diyordu. Ve bunun içinde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup Cumhuriyeti ilan etti. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Cumhuriyeti yüceltmemiz ve yaşatmamız gerekiyor. Bunun için ne yapmalıyız? Eğitimimizi önemsemeliyiz çocuklar. Bol bol ders çalışmalıyız. Kendimizi geliştirmeliyiz. Bilime önem vermeli, sanata önem vermeliyiz. Fabrikalar kurmalı, ülkemizi geliştirmeliyiz. Atatürk'ün ilke inkılaplarını çok iyi, yeniliklerini çok iyi öğrenmeliyiz ve onlara uymalıyız. Vatanımıza sahip çıkmalı, vatanımızı çok sevmeliyiz. Milli değerlerimizi de önemsemeliyiz çocuklar. Dedik. Ve böylelikle biz Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 29 Ekim'de kuruluyor demiştik Cumhuriyet. O yüzden her yıl 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz çocuklar. Şurada boşluk doldurmalar var. O boşluk doldurmalara şöyle bir bakalım. Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmişti? 29 Ekim tarihinde ilan edilmişti. Cumhuriyet ilan edilince devletimizin adı ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. Peki biz Cumhuriyet'in ilan edildiği günü ne bayramı olarak kutluyoruz? Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim'deydi. Sırada ne var? Sırada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Az önce demiştim Atatürk'ün hayatında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı demiştim. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi neden açıldı? Ülkenin rahat yönetilebilmesi için. Nerede açıldı? Ankara'da açıldı. Bir meclis kurdu burada Atatürk. Ve bunun da adı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Hangi günü kurdu? 23 Nisan'da kurdu. Hatta tam tarihi 23 Nisan 1920'de kurdu bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Bu mecliste ne yapıldı? Bu mecliste ülkeyi düşmanlardan kurtarmak için çok büyük kararlar alındı çocuklar.
Ve ilk meclis başkanı da Mustafa Kemal Atatürk oldu. Ve Atatürk dedi ki bu çok önemli bir gün. Bu önemli günü bizler için en önemli kişilere armağan etmeliyiz. O yüzden 23 Nisan'ı siz çocuklara armağan etti. Sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına da armağan edilmiş gibi oldu. Ve 20, biz 23 Nisan'ı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz. Her yılda neşeyle, sevinçle kutluyoruz. Maalesef bu yıl salgından dolayı, hastalıktan dolayı okullarımızda kutlayamadık bu bayramımızı. Ama inşallah gelecek yılda sağlıkla, coşkuyla, güzel bir şekilde kutlayacağız 23 Nisan'ımızı. Sıradaki bayramımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk'ün hayatını anlatırken Kurtuluş Savaşı demiştim. Hatırladınız mı? Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlattı demiştim. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı işte bugün 19 Mayıs'ta başlattı çocuklar. Yurdumuza düşmanlar girmişti bizim. Atatürk de yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gitti. Ve orada Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Çok şükür biz Kurtuluş Savaşı'nı yendik. Yurdumuzdan düşmanları attık. Ve bu önemli günde ve bu daha sonra da bu önemli gün gençlere armağan edildi. 19 Mayıs Atatürk ve Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak gençlere armağan edildi. Yani sizin bayramınız 23 Nisan, gençlerin, abilerin, ablalarınız bayramı, Gençlik ve Spor Bayramı. Bunu unutmayın. Atatürk dedik, düşmanları yurdumuzdan kovmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştı. Kurtuluş Savaşımız başladı. Bu çocuklar, Kurtuluş Savaşı bugün başladı, yarın bitti değil. Kurtuluş Savaşı 3 yıl sürdü. Atatürk düşmanları yurdumuzdan kovmak için 26 Ağustos 1922 tarihinde düşmana büyük bir saldırı başlattı. Zaten o zamana kadar hep savaşıyorlardı ama artık tamamen yurdumuzdan temizlemek için düşmana büyük bir saldırı başlattı ve biz 30 Ağustos'ta bu saldırıyı zaferle kazandık. Yendik ve zaferle kazandık. Bu sevinçli zafer gününü de Atatürk Türk ordusuna 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak armağan etti. Bu büyük zaferi biz 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak her yıl kutluyoruz. O gün ne olur? Uçaklar gökyüzünde gösteri yapar, askerler geçit töreni düzenler, insanlar ellerinde bayraklarla gösterilir, büyük bir coşkuyla izlerler çocuklar. Çocuklar, bir diğer önemli milli gün ve bayramımızsa 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü. 15 Temmuz tarihinde, bu yakın bir tarihte, ötekinler biraz daha uzak bir tarihte olmuştu bize. Demokrasi ve Birlik Günü daha yakın bir tarihte oldu. 15 Temmuz tarihinde vatanını sevmeyen hainler, vatanına ihanet eden hainler ülkemizi ele geçirmek istediler. Ama Türk milleti olarak biz buna izin vermedik. Ne yaptılar ele geçirmek istediler? Çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldırdılar. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi vardı ya, oraya saldırdılar. Ülkeyi yönetenler oradaydı, oraya saldırdılar. Ama Türk halkı meydanlara çıkarak bu hainlerle mücadele etti. Onları yenilgiye uğrattı. Ve bugünün anısına biz her yıl 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutluyoruz artık bugünümüzü. Yani ülkemiz yine bir düşman işgali gibiydi. Vatan hainleri tarafından, vatanını sevmeyen insanlar tarafından hem de bu sefer. Ama biz Türk halkı onlarla mücadele edip onları da yendik ve vatanımızı koruduk. Milli bayramlarımız böyle çocuklar. Şimdi sırada iki tane dini bayramımız var demiştik ya bizim hani. Bu dini bayramımız da sıra. Dini bayramımız biri Kurban Bayramı, biri ise Ramazan Bayramı çocuklar. Biri Kurban Bayramı, biri de Ramazan Bayramı. Bayramda ne yapıyoruz? Bayramdan önce aslında büyük bir temizlik yapıyoruz. Çünkü insanlar bizim evimize geliyor. Bizi ziyarete geliyorlar ya, büyük bir güzel bir temizlik yapıyoruz.
bayram temizliği, hatta duymuşsunuzdur. Annelerimiz, işte büyüklerimiz tatlılar pişiriyor, yeni giysiler alınıyor bizlere, bayramlıklar alınıyor. İşte ne yapılıyor? Konuklar için ne yapılıyor? Kolonya, şeker alınıyor. Çocuklara dağıtılması için mendil alınıyor. Çikolatalar alınıyor. Ve bayram günü biz ne yapıyoruz? Aldığımız yeni kıyafetleri giyiyoruz. Giydikten sonra ne yapıyoruz? Gidiyoruz ilk önce aile büyüklerimizin, annemizin, babamızın, dedemizin, ninemizin elini öpüyoruz. Bayramlarını kutluyoruz. Onlar da bize işte kolonya ikram ediyor, şeker ikram ediyor, tatlı ikram ediyorlar. Hatta artık ne veriyorlar? Harçlık veriyorlar size. Bayram parası veriyorlar. Siz de mutlu oluyorsunuz, seviniyorsunuz. Bu bayramlar genelde işte biz dargınların barışmasını, paylaşmamızı, yardımlaşmamızı artırıyor. Dedik ki iki tane dini bayram var. Biri Kurban Bayramı, biri Ramazan Bayramı dedik. Çocuklar, Ramazan Bayramı Ramazan ayından sonra kutlanıyor. Biliyorsunuz önce Ramazan ayında ne yapıyoruz biz? Oruç tutuyoruz 30 gün boyunca. O 30 gün bittikten sonra 3 gün 3 gün biz Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Daha sonra Ramazan Bayramı'ndan belli bir süre sonra da Kurban Bayramı kutluyoruz. Kurban Bayramı 4 gün sürüyor çocuklar. Gücü yetenler bu bayramda kurban kesiyorlar ve etlerinde bir kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Hani demiştik ya az önce de yardımlaşmayı, paylaşmayı gösterir bize dini bayramlar diye. Bu iki bayramda bunu sağlıyor bize. Çocuklar, dediğim gibi iki tane Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı. Şu etkinliği hemen yapalım ve böylelikle konumuz da bitmiş olsun. Dini bayramlarımızın başına D, milli bayramlarımızın başına da M yazacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dini bayramımız mıydı, milli bayramımız mıydı? 23 Nisan'da ne yapıyoruz? Bayraklarla her tarafı süslüyoruz. O yüzden bizim milli bayramımız. O yüzden başına M koyduk. Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda küsler barışıyordu. Paylaşmayı seviyor, paylaşıyorduk. Yardımlaşıyorduk. Harçlıklar topluyorduk. Dini bayram. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Milli bayram. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Evet, yurdumuzun kazanışı, Kurtuluş Savaşı'nın bitişi, zafer. Milli bayram. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayram. Ve Ramazan Bayramı, dini bayramdır. Evet çocuklar, hayat bilgisinden de telafi eğitimindeki konularımız bitti. Umarım yararlı olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de güzel bir şekilde dinleyip anlamışsınızdır beni. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpüyorum size.